Mutlu günler, günaydınlar sayın seyirciler. Yeni bir günde yeniden karşınızdayız BRT ekranlarında. 20 Ağustos Salı gününe işaretiyor bugün takvimler ve saatlerimiz seyirciyi gösteriyor. Sayın seyirciler, bizleri nerelerden izleyebilir ve dinleyebilirsiniz? 100.1, 102.90.6 ve 89.6 radyo frekanslarından ve ayrıca sosyal medya hesaplarımız Facebook ve YouTube kanallarımız üzerinden bizleri takip etmeniz mümkün olacak. Ve günün gündemiyle sabah haber başlasın. Bugüne yansıyan gündem başlıklarıyla devam edelim. Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektörlük'le EVKAF arasında protokol imza töreni gerçekleşiyor. Bugün sayın seyirciler, söz konusu tören saat 12'de gerçekleşecek. Evet sayın seyirciler ve ülke gündemine dair gelişmeleri paylaştıktan sonra şimdi gazete manşetleriyle devam ediyoruz. Öncelikle ülkemiz basınında gazete manşetlerine bakacağız. Ülkemiz basınında bugün ilk sırada kendine yer bulan gazetemiz Kıbrıs Gazetesi oluyor. Kıbrıs Gazetesi Avrupa Birliği ilkelerine aykırı başlığıyla turizme yönelik, ülke turizmini etkileyen bir gelişmeye yönelik manşet haberini paylaştı. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Avrupalı turistlerin 31 Ağustos tarihine kadar güneyden kuzeye günübirlik geçişlerini engelleme çabası Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde tepkiyle karşılandı diyor gazete. Bazı siyasi yetkililerden, aktörlerden gelen açıklamalar var. Paylaşacağız kapsamlı bir şekilde sizlerle. Kıbrıs Gazetesi bakalım hangi ifadelerle bu turizmle alakalı olarak gelişen olayları paylaşıyor manşetinde ön sayfasında. Çağ dışı siyasetinize son verin ifadesi öne çıkıyor. Rum liderliği ekonomimizi çökertmeye yönelik abluka siyasetinin odağına bu kez turizm sektörümüzü koymuştur diyen Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, girişimin Güney Kıbrıs Rum yönetiminin Kıbrıs adasının geleceğine dair gerçek niyetini bir kez daha ortaya koyduğunu vurguladı. Tatar, Rum yönetimine bu çağ dışı siyasetinize son verin çağrısında bulundu. Bunun izahı olamaz. Başbakan Yardımcısı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikratoğlu, Rum yönetiminin tur operatörü TUY ile anlaşarak Avrupalı turistlerin 31 Ağustos'a kadar güneyden kuzeye günübirlik geçişlerini engelleme girişiminin Avrupa Birliği'nin serbest dolaşım ilkesine aykırı olduğunu vurguladı ve turistlerin seyahat özgürlüğünün, serbest dolaşım haklarının kısıtlanmasının da izahının olmadığının altını çizdi sayın seyirciler. Geçiyoruz, sıra turizm sektörüne geldi. Bu ifadede Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman'a ait Rum Yönetimi Başkanı Hristodulidis'in bir yandan görüşmeye hazırım derken diğer yandan elindeki tüm enstrümanları kullanarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ekonomisine zarar vermenin yollarını aradığını ifade etti. Erhürman, Rum yönetiminin inşaat sektörü ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki üniversitelere yöneldikten sonra şimdi de sıranın turizm sektörüne geldiğine dikkati çekti açıklamasında. Ülkemiz siyasilerinden gelen açıklamalar bu şekilde devam edelim. Birlik dernek başkanlarının ifadeleriyle Çağıner'den vazgeçin çağrısı. Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı Dima Çağıner, bu tür adımların Kıbrıs'ta iki toplum arasındaki güven ortamını zedeleyeceğini ve işbirliği süreçlerine zarar vereceğini belirterek Rum hükümetine bu yanlış girişimlerden vazgeçme çağrısında bulundu. Başkan Çağıner, Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler yetkililerine de seslenerek Rum yönetiminin Kıbrıs Cumhuriyeti'nin yeşil hat tüzüğünde öngörülen serbest dolaşım hakkını ihlal eden bu tutumuna karşı sessiz kalmamaları gerektiğini söyledi. Ve son olarak da Restorancılar Birliği Yönetim Kurulu üyesi Cemal Gülercan kötü niyetli bir yaklaşım ifadesini kullandı.
Bu tür kararların Kuzey Kıbrıs'ın turizm gelirlerini azaltmayı hedefleyen ve iki toplum arasındaki politik gerilimleri artıran kötü niyetli bir yaklaşım olduğunu ifade ederek bu adımın Kuzey Kıbrıs'ın ekonomik olarak izole edilmesi stratejisinin bir parçası olarak görülebileceğini dile getirdi Cemal Gülercan sayın seyirciler. Dernek, birlik başkanları ve ülkemiz siyasileri turizmle ilgili yaşanan bu gelişmeyi bu ifadelerle değerlendirdi. Kıbrıs gazetesi de manşetinde bu değerlendirmelere yer verdi. Geniş bir şekilde paylaştığı ön sayfasında. Sür manşetle devam ediyoruz. Sür manşette üyelerimiz iktidarla, istikrarla devam dedi. Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu'nun kullandığı ifadelere bakalım sür manşette. Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel'le Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu seçimli ilçe kongrelerine olan yoğun katılıma vurgu yaptı. Üyelere teşekkür etti. Üyelerimiz iktidarla, istikrarla devam dedi. Hem Başbakan Ünal Üstel hem de Parti Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu açıklamada bulundu. Başbakan Üstel sadece 3 ilçedeki katılım oranlarının bile Ulusal Birlik Partisi'nin büyüklüğünü ve gücünü ortaya koyduğunu belirtti. Üstel hiçbir partinin genel kurultaylarında dahi göremediği binlerce insan Ulusal Birlik Partisi'nin seçimli ilçe kongrelerinde sandık başına giderek iradelerini ortaya koymuş ve iktidarla, istikrarla devam demiştir ifadelerini kullandı. Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu ise ilçe seçimlerindeki sürecin demokratik bir ortamda geçtiğine vurgu yaptı. Ülke demokrasisi adına partimiz önemli bir sınavı başarıyla verdi. İnşallah bunu 21 Eylül tarihinde de taçlandıracağız dedi. Logo kenarında yer alan haberle devam ediyoruz. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın Kıbrıs sorunuyla ilgili olarak yaptığı bir açıklama var. Esas olan Kıbrıs Türk halkının esenliği ve onurlu siyasettir dedi ve ekledi. İki devletten geri adım yok. Cumhurbaşkanının tüm ifadeleri, tüm açıklamaları iç sayfalarda kapsamlı olarak devam edecek sayın seyirciler. Tatar'ın açıklaması ve Kıbrıs gazetesinin ön sayfasında 20 Ağustos Salı gününe dair yer alan gelişmeleri paylaştık kapsamlı şekilde. Şimdi yeni düzenle devam ediyoruz. Evet, Yeni Düzen gazetesine bakalım. Yeni Düzen gazetesinin bugün tüm ön sayfası elektrik konusuna ayrıldı sayın seyirciler. Dün geride bıraktığımız günde Elsen'in Teknecik Elektrik Santrali'nde gerçekleştirdiği bir kamuoyu açıklaması vardı. Bir daveti vardı Elsen'in bu yönde yaşanan arızalarla ilgili olarak, kesintilerle ilgili olarak özel haber kapsamında zaten Yeni Düzen gazetesi bu haberi paylaşıyor. Toplumsal muhalefet Teknecik Elektrik Santrali önünde haykırdı. Kıptek'in sonu Kıbrıs Türk Hava Yolları olmayacak ifadesi öne çıkıyor bu yaşanan gelişmede. Bu ifadeyi de haberin başlığına çekti Yeni Düzen gazetesi. Detaylarla devam ediyoruz. Uzun süreli elektrik kesintileri, bacalardan çıkan kara duman, kötü yakıt, toplumun uzun süredir bildiği bu gerçeklere bizzat tanık olmalarını isteyen Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası Elsen, toplumu Teknecik Elektrik Santrali'nin önüne davet etti. Çağrıya yanıt veren yurttaşlar, sivil toplum örgütleri ve siyasi partiler dün sabah Teknecik Elektrik Santrali önünde toplandı. Özerk bir Kıptek talep etti. Kurumun sonu Kıbrıs Türk Hava Yolları gibi olmayacak dedi. Evet, Elsen Başkanı Ahmet Tuğcu, Kıptek'in sonu Kıbrıs Türk Hava Yolları gibi olmayacak derken Türksen Genel Başkanı Arslan Bıçaklı, kurumu Aksa'ya teslim ettiler, geldiğimiz sonuç ortada yorumunda bulundu. Kıbrıs Türk Mimar ve Mühendis Odaları Birliği Başkanı Seran Aysal, tüm kurumlarımızın yaşaması için mücadelenin merkezinde olmaya devam edeceğiz dedi. Kıptek yönetimi 2019'dan bu yana defalarca değişti. Hiçbir şey değişmedi dedi. Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufaner Hürman, şahıslar değil zihniyet gitmeli.
Elsen Teknecük Elektrik Santrali'nde kullanılan iki yakıt arasındaki farkı gösterdi diyor. Ve bu ifadeyi de fotoğraflarla destekledi Yeni Düzen gazetesi. Mevcut yakıt katı halde duruyor, akmıyor, sıradan yakıt sıvı şekilde aktığı görülüyor diyerek de bu fotoğrafları da detaylandırdı ve okurlarını bilgilendirme yönüne gitti Yeni Düzen gazetesi sayın seyirciler. Geniş fotoğraflarla ön sayfaya yansıyan bir manşet haberi oldu ve sayfanın tümünü kapladı demiştik. Yeni Düzen gazetesinin de aktardıkları bu şekilde. Diyalog gazetesine geldi sıra. Diyalog gazetesinde bakıyoruz 20 Ağustos tarihinde hangi manşet haber ve diğer gelişmeler yansımış. Ekonomik darbe. Sayın seyirciler, Kıbrıs gazetesinde de bu konuyu sizlerle paylaşmıştık manşette. Diyalog gazetesi de bu haberi manşetinden aktarmayı uygun gördü. Rum yönetiminin kuzeydeki emlakçılardan sonra turizmcilerin peşine düştüğünü dile getiriyor Diyalog gazetesi. Ekonomik darbe başlığı kullanıldı. Rum yönetiminin günübirlik turistlere yönelik Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne geçişlerini engellemesi, kısıtlaması yönünde aldığı karar, uyguladığı adımlar. Bu konuyla ilgili olarak Diyalog gazetesi ekonomik darbe dedi. Bakıyoruz bu haberin detaylarına manşette. Tur operatörlerine uyarı mesajı gitti. Rum yönetimi kuzeydeki Rum mülklerini pazarlayan emlakçılara yönelik tutuklama girişimlerinin ardından bu kez de turizmcilerin peşine düştü. Tur operatörlerine gönderilen uyarı mektuplarında kuzeye turist götürenlere teşvik verilmeyeceği ve aleyhlerinde işlem yapılacağı bildirildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti makamlarının müdahalesi isteniyor. Kıbrıs Türk Seyahat Acenteleri Birliği Başkanı Orhan Tolun'la Otelciler Birliği Başkanı Dima Çağner yaşanan bu gelişme karşısında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti makamlarına ve Avrupa Birliği yetkililerine çağrıda bulundu. Türk turizmini baltalamak isteyen Rum yönetiminin durdurulması için girişim yapılmasını talep etti. Güneyden kuzeye geçişlerin durması halinde özellikle Aras'ta esnafını çok zor günler bekliyor ifadesiyle de bir fotoğraf altlığı paylaştı Diyalog gazetesi sayın seyirciler. Evet, devam ettiğimizde ön sayfada bakalım başka hangi haberler var. Bir uyuşturucu operasyonu logo kenarından paylaşılmış Diyalog'da. Girne'de gerçekleşen bu bahse konu operasyonda 1 kiloya yakın uyuşturucu ele geçirildi. Game Over adıyla gerçekleşen bir operasyon oldu bu. Bir uyuşturucu operasyonu. Game Over diyor polis bu operasyona. Diyalog gazetesi de bu operasyonun adını kullandı. Game Over başlığını verdi bu habere. Detaylar iç sayfalarda olacak. Yine tabii ki adli haberler ve turizmle ilgili diğer gelişmeler öne çıkıyor. Ülke turizmini ilgilendiren bu kısıtlama girişimleriyle ilgili. Vay uyanık vay başlığını kullandı Diyalog. Kripto para hesabına 4 milyon dolar olduğunu söyleyerek emlakçıyı 846 bin lira dolandırdı. Engin Can mahkeme emriyle tutuklandı. Bir dolandırıcılık suçuyla ilgili adli bir gelişme görüyoruz. Teminatla serbest, iş yerine ait boş çek yaprağına 600 bin Türk lirası yazarak tedavüle süren Mehmet Sürer'in tutuksuz yargılanmasına karar verildi. Ve son olarak da manşet haberle birlikte sayın seyirciler, Kıbrıs gazetesinde de paylaşmıştık. Ülke siyasilerinden gelen eleştiriler var bu kısıtlama girişimlerine. Öncelikle Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın kullandığı ifadeleri aktaralım. Cumhurbaşkanı Tatar ne diyor? Rum liderliği bu kez de turizm sektörünü çökertmeye çalışıyor. Düşmanca girişim başlığıyla verdi Diyalog. Turizm Bakanı Atıoğlu serbest dolaşıma yönelik kısıtlamanın Avrupa Birliği ilkelerine aykırı olduğunu açıklarken de Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, Rum lideri Nikos Hristodoulidis'in tavrını eleştirdi, ilişkileri zedeliyor dedi Tufan Erhürman sayın seyirciler. Bakan Atıoğlu da bunun izahı yok demişti.
Siyasilerin açıklamalarını da bulabileceğiniz bir manşet haberi oldu. İç sayfalarda devam edecek. Geçiyoruz Halkın Sesi gazetesine. Halkın Sesi gazetesi ile devam edelim. Halkın Sesi gazetesi doğru zeminde değiliz başlığıyla bugünkü manşetini Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman'ın kullandığı ifadelere dayandırarak paylaşıyor okurlarıyla. Doğru zeminde değiliz ifadesi Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman'a ait. Bakalım bu haberin detaylarına hep birlikte. Ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman Kıbrıs konusunda yanlış politikalar sergilendiğini ifade ettiği konuşmasında bu düzen böyle gitmez, doğru zeminde değiliz, diyalog kurmuyoruz, diplomasi yürütmüyoruz, hepsini kaybettik dedi. Rum yönetiminin kuzeydeki Rum malları üzerine inşaat yapanları tutuklamasına değinen Erhürman, turizm dedi ayağımızı çekmeye başlayacaklar, yüksek öğretimde de girişim yaptılar, üzerimize gelecekler çünkü biz yanlış bir politika stratejisi uyguluyoruz şeklinde konuştu. Erhürman Cumhuriyetçi Türk Partisi olarak 3 yıldır yabancılara mülk satışı konusunun düzenlenmesi gerektiğine dikkati çektiklerini belirtti. Fiyatların ciddi şekilde yükseldiğini ve Kıbrıslı Türklerin ev alamaz duruma geldiğini ifade eden Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Erhürman, altyapı yeterli mi, gençler ev alabiliyor mu sorularını sorarak bu sorunlar umurlarında değil dedi. Erhürman'ın açıklamaları iç sayfalarda da devam edecek. Sürmanşetteyiz. İki ayrı habere yer verildi. Bugün Halkın Sesi gazetesinde sürmanşette ilçe seçimlerinde taraf olmadım. Ulusal Birlik Partisi Genel Başkan Adayı ve Milletvekili Hasan Taçoy'un açıklamasıyla sürüyor sürmanşetteyiz. İlçe örgütleri seçiminde hiçbir yerde hiçbir aday için farklı bir çalışma yapmadığını ve taraf olmadığını söyleyerek örgüt seçimlerindeki kazancın kişilerin değil Ulusal Birlik Partisi'nin kazancı olduğunu belirtti Hasan Taçoy. İlçe kongrelerine yönelik bir açıklamaydı. Bu olan kurultay öncesinde 18 Ağustos'ta gerçekleşen bir seçim süreciydi. Pazar günü geride bıraktık bu seçim sürecini. Diğer sürmanşet haberine baktığımızda ise yine turizmde kısıtlama girişimleriyle alakalı Bakan Atıoğlu'nun yapmış olduğu açıklama var. Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği sessiz kalmamalı. Uluslararası arenaya da seslendi Bakan Atıoğlu. Avrupa'nın önde gelen tur operatörlerinden TUI, Rum yönetimiyle varılan anlaşma gereği Kuzey Kıbrıs'a düzenlenen tüm turların 31 Ağustos 2024'e kadar durdurma kararı aldı. Karar turizm sektöründe soğuk duş etkisi yarattı. Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Atıoğlu, Rum yönetiminin bu hareketinin Avrupa Birliği serbest dolaşım ilkesine aykırı olduğunu kaydetti. Bu girişimin ülkeyi olumsuz etkileyeceğini belirten Atıoğlu, turizm siyaseti kurban edilemez diyerek Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği'nin bu konuda sessiz kalmaktan bir an önce vazgeçmesini istedi. Evet, Halkın Sesi gazetesinden aktaracağımız son haber Girne'de gerçekleşen uyuşturucu operasyonu Game Over adıyla gerçekleşen bir operasyondu bu. Narkotik göz açtırmıyor dedi Halkın Sesi gazetesi gerçekleşen bu operasyona yönelik. Girne'de polis tarafından yapılan Game Over adlı operasyonda uyuşturucu madde ve haplar, hassas teraziler ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği düşünülen nakit para bulundu. Bu operasyon kapsamında bir kişi de tutuklandı. Özgür Gazete ile devam ediyoruz. Konumuz yeniden elektrik oluyor. Özgür Gazete'nin manşet haberine baktığımızda Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası ELSEN yaptıkları çağrı sonrası dün Teknecik Elektrik Santrali'nde toplanan basına ve örgütlere halkı zehirleyen sözde yakıtı gösterdi. Birlikler, dernekler ve kamuoyuna yönelik siyasi partilerin de yer aldığı bir buluşma, toplanma noktasıydı. Teknecik Elektrik Santrali
Teknecik Elektrik Santrali'nin önü sayın seyirciler ve Elsen bu noktada kullanılan yakıtı gösterdi. Keza Özgür Gazete'de bu kullandığım ifadeyi aslında manşetinde fotoğraflarla tıpkı Yeni Düzen Gazetesi'nin kullandığı gibi yansıtıyor. Olması gereken yakıt ve var olan parantez içinde çamur yakıt diyerek de iki farklı yakıtın yer aldığı bir karşılaştırma yaptığını ifade ediyor Elsen'in ve bunu kamuoyuyla paylaştığını söylüyor bize. İşte bu zehri soluyoruz dedi Özgür Gazete. Yine Elsen Başkanı'nın kullandığı bir ifadeydi. Kıptek'in sonu Kıbrıs Türk Hava Yolları gibi olmayacak. Bu ifadeyi de görüyoruz Özgür Gazete'nin manşetinde. Evet sayın seyirciler, Özgür Gazete'nin konusu elektrik demiştik. Geçiyoruz Özgür Gazete'yi ve Güneş'le devam ediyoruz. Evet, Güneş Gazetesi'nin manşetine baktığımızda Başbakan ve Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ünal Üstel, binlerce insan Ulusal Birlik Partisi'nin seçimli ilçe kongrelerinde sandık başına giderek iradelerini ortaya koyduğunu vurguladı. Ulusal Birlik Partisi istikrar dedi. Başlığıyla Güneş Gazetesi geride bıraktığımız ilçe seçim kongreleriyle alakalı gelişmeyi ve bu noktada Ulusal Birlik Partisi yetkililerinden Başbakan Ünal Üstel'den gelen değerlendirme açıklamalarını manşetinden paylaşıyor. Yoğun bir katılımla ve huzurlu bir demokrasi ortamında gerçekleşen seçime yönelik açıklamalar var. Ulusal Birlik Partisi'ni en büyük parti yapan üyelere teşekkür ifadesini öne çıkardı Güneş Gazetesi. Başbakan ve Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ünal Üstel, hiçbir partinin genel kurultaylarında dahi göremediği binlerce insanın Ulusal Birlik Partisi'nin seçimli ilçe kongrelerinde sandık başına giderek iradelerini ortaya koyduğunu ve iktidarla, istikrarla devam ettiğini belirtti. Ünal Üstel şunları kaydetti diyor Güneş. Hiçbir partinin genel kurultaylarında dahi göremediği binlerce insan Ulusal Birlik Partisi'nin seçimli ilçe kongrelerinde sandık başına giderek iradelerini ortaya koymuş ve iktidarla, istikrarla devam etmiştir. Ulusal Birlik Partisi'nin büyüklüğünü görmek için sadece 3 ilçedeki katılıma bakmak yeterlidir. Ulusal Birlik Partisi'ni ülkenin en büyük partisi yapan üyelerimize teşekkür ediyorum dedi. Manşet haberi Başbakan'ın bu açıklamalarıyla aktardı Güneş. Sürmanşete geçeceğiz ama manşetle alakalı olmasından dolayı aslında bu seçim süreciyle ilgili parti genel sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu'nun yaptığı açıklamalardan dolayı manşet haberle birlikte bu haberi vereceğiz şimdi size. Hasipoğlu, partimiz önemli bir sınav verdi dedi. 18 Ağustos'ta geride kalan ilçe seçim kongreleriyle alakalı olarak parti genel sekreteri Hasipoğlu ilçe seçimlerindeki sürecin demokratik bir ortamda geçtiğine vurgu yaptı. Ülke demokrasisi adına partimiz önemli bir sınavı başarıyla geçti dedi. Ulusal Birlik Partisi'nin ülkeye örnek olacak bir süreç geçirdiğini, bu ilki ve sürecin ülkenin demokratik sürecine de yansıyacağını kaydeden Hasipoğlu, temel ilkelerimiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne inanmak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni yaşatmak, egemenliğimize ve bağımsızlığımıza sahip çıkmak, sosyal devlet anlayışı, halkımızın refahı ve ana vatan Türkiye ile işbirliği içinde ülkemize hizmet vermektir diye konuştu. Hasipoğlu parti olarak halkın refahı ve ülkenin ekonomik düzeyinin üste çekilmesinin en önemli hedefleri arasında bulunduğuna dikkati çekerek dış politikada da ortaya konan egemen eşitliğin ve uluslararası eşit statünün talebi konusunda dış parlamentolarda Kıbrıs Türk'ünün sesini duyurmaya çalıştıklarını da ifade etti sayın seyirciler. Oğuzhan Hasipoğlu'nun açıklamaları da iç sayfalarda devam edecek. Devam ediyoruz Sürmanşet'te. Bu yanlıştan dönün, Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler'e de çağrı Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı Dima
Çağaner'in açıklamasıyla devam ediyoruz. Turizm noktasında güneyden kuzeye günübirlik geçmek isteyen turistlere yönelik Güney Kıbrıs Rum yönetiminin uyguladığı seyahat engeli girişimlerini konu ediniyor. Sürmanşet, Kıbrıs Rum yönetiminin yeşil at tüzüğünde yer alan serbest dolaşım maddelerine aykırı olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne günübirlik geçen turistleri engelleme girişimlerine tepki gösterdi. Çağaner bu tür adımların Kıbrıs'ta iki toplum arasındaki güven ortamını zedeleyeceğini ve işbirliği süreçlerine zarar vereceğini belirterek Rum hükümetine bu yanlış girişimlerden vazgeçme çağrısında bulundu. Dima Çağaner, Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler yetkililerine de seslendiği konuşmasında Rum yönetiminin Kıbrıs Cumhuriyeti'nin yeşil at tüzüğünde öngörülen serbest dolaşım hakkını ihlal eden bu tutumuna karşı sessiz kalmamaları gerektiğini ifade etti. Uluslararası arenaya da bir çağrı var. Çağaner, turistlerin adanın her iki tarafını özgürce gezme hakkının korunmasının hem turizm sektörü hem de adada kalıcı barış için kritik önemde olduğuna vurgu yaptı sayın seyirciler. Güneş gazetesi Sürmanşet'te Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı Dima Çağaner'in turizm sektörüne bir darbe niteliğinde olan turistlerin güneyden kuzeye erişiminin, geçişinin kısıtlanması yönünde Rum yönetiminin aldığı bu girişimleri gerçekleştirdiği bu girişimleri eleştirdi. Logo kenarında devam ediyoruz. Başlık, gayemiz 1974'te getirilen barışın kalıcılığını temin etmek. Bakalım detayına. Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılı adlı kitap hazırlandı. Kitabın takdim yazısını Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kaleme aldı. Erdoğan yazısında gayemiz 1974'te getirilen barışın kalıcılığını temin etmek ve barış içerisinde yaşamanın yollarını aramak olmuştur ifadelerini kullandı bu kitap için. Devam ediyoruz. Güneş'ten aktaracağımız son haber gelecek ekranlarınıza. Daha güzel yarınlara doğru başlığıyla bu haberi görüyoruz. Ön sayfada Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel ve Türkiye'nin yeni Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim Cumhurbaşkanlığında bir araya geldi. Serim görüşmenin ardından yaptığı açıklamada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni daha güzel yarınlara ulaştırmak için çalışmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki dönemde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde hayata geçireceğimiz projeler hakkında görüş alışverişinde bulunduk ifadelerini kullandı Cumhurbaşkanlığında gerçekleşen bu görüşme için. Ve Güneş gazetesini de bu haberle tamamlayarak Vatan gazetesine hızlı bir geçiş yapıyoruz sayın seyirciler. Vatan gazetesiyle birlikte ülkemiz basınında da yavaş yavaş sona doğru yaklaştığımızı da hatırlatmış olalım. Vatan gazetesi de elektrikle ilgili konuya bugün manşetinde yer verdiği Kıptek halkın malıdır. Elsen'in daveti üzerine Teknecik Elektrik Santrali önünde birlik, dernek, kamuoyu ve siyasi parti gibi kuruluşlara, kurumlara yönelik açıklamalarda bulunmuştu. Bir kamuoyu açıklaması yapmıştı Elsen. Yine yakıtları göstermişti santralde kullanılan ve bu noktada açıklamalar olmuştu. Sadece Elsen yönetiminden değil de farklı dernek, birlik ve siyasi partilerden gelen açıklamalar da vardı. Bakalım Vatan Gazetesi bu gelişmeleri nasıl paylaştı? Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası Elsen, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Teknecik Elektrik Santrali önünde basın açıklaması yaptı. Elsen halkın malı olan Kıptek'e sonuna kadar sahip çıkmaya devam edeceğini belirterek Kıptek'teki kesin çözümün iyi yönetim ve özerk bir yapı olduğuna değindi. Teknecik Elektrik Santrali girişinde yer alan basın açıklaması sırasında Aksa'ya hayır, Kıptek'in sağılmasına izin vermeyeceğiz ve hükümet istifa gibi pankartlar açıldı. Ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Başkanı Zeki Çeler, Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul,
Çatalköy Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok, bazı milletvekilleri, sendikalar, sivil toplum örgütleri, temsilcileri de açıklama sırasında Teknecik Elektrik Santrali önünde hazır bulundu. Az önce de ifade ettiğimiz gibi Elsen Başkanı Ahmet Tuğcu Kıpçak halkın malıdır dedi. Elsen'in mücadelesine destek veren herkese de teşekkür etti. Tuğcu Kıpçak'e halkla birlikte sahip çıkacaklarını söyledi. Kıptek'in geleceği için burada olduklarını ifade eden Tuğcu, yönetimin kendi hatalarını örtmek için kendilerini sabotajla suçladığını ancak daha sonra yıllardır söyledikleri yatırım sözü açıklamalarına işaret etti. Yeni yatırım sözünün takipçisi olacaklarını söyleyen Tuğcu, arızaların giderilmesi ve tekneciğin güçlendirilmesi amacıyla gerekli yatırımların şart olduğunu belirtti. Sendikanın taleplerinin doğrultusunda yatırım yapılması kararının önemine işaret eden Tuğcu, çünkü doğrular emekçiye atılan çamurla silinmez ifadesini kullandı sayın seyirciler. Teknecik Elektrik Santrali önünde gerçekleşen kamuoyu açıklamalarına yönelik Vatan Gazetesi'nin kullandığı ifadeler bu şekildeydi manşette. Ve evet, sürmanşete doğru ilerliyoruz. Sürmanşette yine iki farklı haber gördük. Yeşilırmak'ta bölgenin kurtuluş günü kutlamaları 5-7 Eylül arası diyor Vatan. Yeşilırmak 7 Dalga Üreticiler Birliği Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılı çerçevesinde Yeşilırmak bölgesinin kurtuluş günü kutlamaları düzenleneceğini bildirdi. Rum yönetimine tepki başlığıyla da turizm konusunda gerçekleşen kısıtlama girişimleri Vatan Gazetesi'nin de sürmanşetinden ele alındı. Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği ve Kıbrıs Türk Otelciler Birliği, Güney Kıbrıs Rum yönetiminin güneyden kuzeye günübirlik geçen turistleri engellemeye yönelik girişimlerine ortak tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Rum liderliğinin turizm sektörümüzü hedef alan girişimine yönelik açıklama yaptı. Tatar, Rum liderliğinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ekonomisini çökertmeye yönelik abluka siyasetinin odağına bu kez turizm sektörünü koyduğunu söyledi. Ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, Rum Yönetimi Başkanı Hristo Dulidis'in bir yandan ben Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları zemininde müzakereye hazırım derken, diğer yandan elindeki tüm enstrümanları kullanarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ekonomisine zarar vermenin yollarını aramaya devam ettiğini belirterek eleştiride bulundu sayın seyirciler. Vatan Gazetesi'nin ön sayfasında şimdi geriye kalan diğer haberleri de hızlıca geçeceğiz. Hava durumuna ilişkin bir haberimiz var. Hava sıcaklığı düşecek diyor Vatan. Hava sıcaklığının ileriki günlerde iç kesimlerde 2 derece düşerek 37 ila 40 derece civarlarında olmasının beklendiğini açıklıyor gazete. Yine Meteoroloji Dairesi'nin 20-26 Ağustos önemi hava tahmin raporlarına göre en yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 37 ila 40 iken sahillerde de bu oranın 33 ila 36 derece civarlarında olmasının beklendiğini aktarıyor. Maymun çiçeği hastalığına ilişkin bir haberle devam ediyoruz. Tabipler Birliği'nin maymun çiçeği hastalığına ilişkin bir Zoom toplantısı düzenleyeceğini haber veriyor gazete. Birlik maymun çiçeği hastalığına ilişkin bu akşam saat 21'de enfeksiyon hastalıkları uzmanı Doktor Emre Budalı'nın sunumuyla interaktif bir Zoom toplantısı düzenliyor. Ve Başbakan Ünal Üstel yeni ilçe başkanlarıyla toplantı yaptı. Kurultay sürecini değerlendirdi. Ulusal Birlik Partisi'nin ilçe başkanlarının belirlenmesinin ardından Başbakan ve Genel Başkan Ünal Üstel yeni seçilen başkanlarla bir araya geldi. Toplantıda bu başkanlarla kurultay sürecinin koordinasyonu ve parti stratejileri üzerinde durulduğu öğrenildi diyor Vatan Gazetesi. Yeni Bakış Gazetesi ile devam ediyoruz sayın seyirciler. Yeni Bakış Gazetesi bugün diğer gazetelere göre daha farklı bir konuyla manşetini okurlarına paylaştı, aktardı. Anayasa Mahkemesi'nde taşınmaz mal edinme ve uzun süreli kiralama, yabancılar yasasıyla ilgili İnşaat ve Gayrimenkul Dayanışma Platformu işbirliğinde dava açıldı. Taşınmaz mal edinme yasası mahkemelik oldu diyor Yeni Bakış Gazetesi.
Kıbrıs Türk İş İnsanları Derneği ve Gayrimenkul Dayanışma Platformu Anayasa Mahkemesi'ne taşınmaz mal edinme ve uzun süreli kiralama yabancılar yasasıyla ilgili dava açtı. Keyfiyete açık bir şekilde yürürlüğe giren yasanın tüm kesimlerin görüşleri alınarak yeniden düzenlenmesi talep edildi. Detaylarla devam. Kıbrıs Türk İş İnsanları Derneği ve Gayrimenkul Dayanışma Platformu yayınladıkları açık mektupta sektörün güvencesiyle yarınını planlayan onlarca paydaş işletmenin sektörün krize girmesiyle yaşanacak olumsuz gelişme karşısında hem bireysel anlamda hem de ülke adına ciddi ekonomik ve sosyal çöküntülere sebep olacağı belirtiliyor. Yasal düzenleme yapılması şartı denilen açıklamada ancak 21 Mayıs 2024 tarihinde resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren taşınmaz mal edinme ve uzun vadeli kiralama yabancılar yasası değişikliği uygulanabilir olmaktan uzak, öngörülemez ayrımcılık içeren keyfiyete açık bir şekilde yürürlüğe girdi. Bu durum hem yerel hem de evrensel olarak kabul edilen hak ve özgürlüklerin temel ilkelerine ve hukukun üstünlüğüyle açık bir şekilde çelişmektedir denildi. Yasanın bazı maddelerinin anayasaya aykırılık teşkil ettiği de ifade edilen açıklamada yargısal sürecin başlatıldığı belirtiliyor, dedi Yeni Bakış gazetesi manşeti için. Detayları sayfalarda da sürecek bu yasayla ilgili olarak sayın seyirciler dilerseniz takip edebileceksiniz. Sürmanşete geçiyoruz. Şimdi vatandaş eylemlerden bıktı başlığıyla bu haberi görüyoruz. Yıllardır yaşanan elektrik sorunu ülkemizde artık bir işkence haline geldi. Gazete muhabirleri Sıla Tayançlı ve Nehir Sakallı, Elsen'in dün Teknecik Elektrik Santrali'nde yapmış olduğu eylemi ve ülkemizde yaşanan elektrik sorununu vatandaşlara sordu. Vatandaşların öfkesi ve artık eylemlerden bıktıkları gözlemlenirken bazı vatandaşlarsa elektriğin özelleşmesiyle bu sorunların ortadan kalkacağı görüşünde diyerek vatandaşların bu konudaki değerlendirmesini, bu nabız yoklamasını iç sayfalarına sakladı. Vatandaşların elektrik kesintisiyle ilgili yorumlarını iç sayfalardan takip edebilmeniz mümkün olacak. Yeni Bakış gazetesinde sürmanşette vatandaşların kullandığı ifadelere yönelik bir detay yok. Ve son haber, gazetenin ön sayfasından Ataoğlu'ndan Rum yönetimine eleştiri dedi Yeni Bakış. Bu eleştiri aynı zamanda ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi'nden ve yine Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan da geldi. Bunu da aktarmış olalım. Otelciler Birliği ve Restorancılar Birliği başkanlarından gelen açıklamalar da var sayın seyirciler. Diğer birlik ve derneklerden de açıklama geldi, eleştiriler geldi. Başbakan Yardımcısı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikratoğlu, günübirlik Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne geçen turistlere yönelik Güney Kıbrıs'ın engelleme çabalarına ilişkin açıklama yaptı. Ataoğlu, Güney Kıbrıs'ın bu girişimlerinin Avrupa Birliği'nin serbest dolaşım ve özgürlüklerin kısıtlanamaması gibi temel ilkeleriyle çeliştiğini belirtti gerçekleştirdiği açıklamada. Ve son gazetemiz Avrupa Gazetesi. Geçiyoruz Avrupa Gazetesi'ne sayın seyirciler. Avrupa Gazetesi bugünkü manşet için Türkiye Cumhuriyeti yeni büyükelçisi Yasin Ekrem Serim'in Cumhurbaşkanlığına gerçekleştirdiği ziyareti konu ediniyor bugün manşetinde. Dilerseniz hem ön sayfada hem iç sayfalarda yeni Büyükelçi Serim'in Cumhurbaşkanlığına gerçekleştirdiği bu ziyaretle ilgili Avrupa Gazetesi'nin paylaştığı haberi takip edebilirsiniz. Ülkemiz basınında aktaracağımız son gazete Avrupa Gazetesi'ydi ve böylelikle ülkemiz basınını tamamlamış bulunuyor sayın seyirciler. Sabah Haber'de ilk 40 dakikayı geride bıraktık ülkemiz basınıyla birlikte ve şimdi sırada Türkiye'deki gelişmeleri öğrenmek için Türkiye basını var.
Evet, ülkemiz basınını tamamladık. Gazete manşetlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Türkiye'deki gelişmeleri edinmek için şimdi Türkiye basınıyla devam edeceğiz ve ilk gazetemiz ekranlarınıza yansıdığı gibi Cumhuriyet gazetesi oluyor. Sayın seyirciler, bakalım Cumhuriyet'e. AK Parti iktidarının ana omurgasını oluşturan sektör zorda dedi Cumhuriyet. İnşaat için tehlike çanı başlığını kullanıyor. Batışın ayak sesleri, ödeme alamıyoruz. Ara başlıklarıyla da detaylar paylaşıldı. Ve bir diğer haber, şişirilen ilahiyat bölümlerine ilgi olmayınca kontenjanlar düşürüldü, planları tutmadı diyor Cumhuriyet. Devam ettiğimizde ise Türkiye'de gerçekleşen orman yangınları günler sonra söndürüldü. Manisa'nın Gördes ilçesinde 6 gündür süren Salihli'ye kadar ulaşan orman yangını kontrol altına alındı. Uşak'ın Eşme ilçesindeki yangınsa 3. gününde söndürüldü. Muğla, Ula ve Yatağan'da soğutma çalışmalarının sürdüğüne değindi Cumhuriyet. Profesör Doktor Boydak yangınlardaki komplo teorilerini çürüttü. Suçlu Kızılçam değil başlığıyla bu haberi görüyoruz. Ve İzmir'den bir gelişme var. İzmir'de çıkan orman yangınlarındaki bilançonun ağır olduğuna değiniyor gazete. 4700 vatandaşın tahliye edildiğini aktarıyor. Cengiz'in GES projesi yine reddedildi. Muğla Kavaklıdere şimdilik kurtuldu. İzmir çevre yolu ısrarı şeklinde detaylar da var. Evet sayın seyirciler, devam ediyoruz. Milliyet gazetesine geçiş yapıyoruz. Milliyet gazetesi, Türkiye artık enerjide ticaret merkezi başlığıyla bugünkü manşetine yer veriyor. Avrupa'ya Türk harmanı. Enerji Bakanı Bayraktar, Türkiye'nin artık enerjide fiilen bir ticaret merkezi olduğunu belirterek Avrupalılara Türk harmanı dedim. Burada harman olup elde ettiğimiz gaz dedi. Muazzam hedef. Sakarya gaz sahasında 710 milyar metreküplük gazımız var. Hedef 60 milyon metreküp günlük üretim, yıllık 20 milyar metreküp civarında olur. Kabaca Türkiye'nin konutta kullandığı gaz buradan karşılanabilir diyebiliriz. Bugün 22 milyar metreküpe yakın konutta, 18 milyar metreküp sanayide, 12-13 milyar metreküp gaz santrallerinde elektrik üretimi için tüketim var. 60 milyon metreküp muazzam bir hedef ve büyük bir rakam. Turkish Blend artık BOTAŞ gazı ihraç eder hale geldi. Millet diyor ki vay efendim, bizim gazımızı Avrupa'ya niye satıyorsunuz? 5 gazlaştırma tesisimiz var. 30'un üzerinde ülkeden buraya gaz geliyor. Hangi gaz, kimin gazı, öyle bir şey yok. Ticaret merkezi olmak bu demek. Ben Avrupalılara Turkish Blend dedim. Yani Türk harmanı. Burada harman olup elde ettiğimiz gaz. Sayın seyirciler, öne çıkan haberlerde Orta Doğu'daki gelişmelere, Filistin'de, Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkatimizi, gözümüzü çeviriyoruz yeniden. Çocukların özellikle bilhassa öne çıktığı bir fotoğrafla bu haber paylaşıldı Milliyet'te. Yine yürekleri dağlayan bir fotoğraf. Dünya İnsani Yardım Günü başlığı kullanılıyor. Dünya genelindeki insani yardım faaliyetlerine daha fazla dikkati çekmek amacıyla her yıl 19 Ağustos'ta Dünya İnsani Yardım Günü düzenleniyor. İsrail'in Gazze şeridinde ise ambargo sebebiyle Filistinliler temel gıda malzemeleri dahil birçok hayati ihtiyacı temin etmekten aciz kalıyor. Bir insanlık dramı yaşanıyor aslında. Bu fırsat kaçmasın. Gazze'de ateşkes sağlanması için çok kritik görüşmeler gerçekleştiriyor. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Blinken dün İsrail Başbakanı Netanyahu ile görüşürken bu müzakerelerin ateşkes için muhtemelen en iyi, belki de son fırsat olduğunu belirtti. Sayın seyirciler. Evet. Yatağını tütsü yaktı. Manisa, Gördes, Uşak, Eşme, Muğla, Yatağan ve Ula'daki orman yangınları kontrol altına alındı. İzmir, Menderes ve Aydın, Bozdoğan'daki yangınlara müdahale ise dün gün boyu devam etti. Yatağan
Yava mahallesindeki yangının bir baba oğlun kovanlarındaki arıları sakinleştirmek için yaktıkları körüklü tütsüden çıktığı anlaşıldı. Baba ve oğlu gözaltına alındı. Türkiye'de orman yangınları geçen yıla göre %78 oranında artış gösterdi sayın seyirciler. Ve geçiyoruz Milliyet gazetesinin ardından Akşam gazetesine. Veli'nin servis sancısı, en kısa mesafe okul servisi 23 bin lira olmasına rağmen bazı şirketlerin 80 bin lira istemesi üzerine velilerin isyanı sosyal medyaya taşındı. Davayı kazandı, servisi kaybetti. Servise %120 zam yaptılar. Fiyatlar düşmezse çocuğumu okuldan alacağım. Çünkü okul yetkilisi bana servisi savunuyor. Fahiş fiyat artışını tüketici hakem heyetine götürüp kazandım. Bu kez araçta yer yok diye çocuğumu kaydetmediler. Okul şirketten komisyon alıyor. 5 kilometre için 63 bin lira istediler. Servis sorumlusu okulun çok komisyon aldığını, bunun ücrete yansıtıldığını söylüyor. 29.660 Türk lirası ödemem gerekirken 100 bin lira talep ediyorlar. UKOME ne iş yapar, neleri denetler sorusu soruluyor. Anaokulu %150 zamlandı. Eğitimle ilgili fiyatlar öne çıkıyor bu haberde. İstanbul'daki anaokulu fiyatları %150 zamlandı. Geçen yıl 7 ila 14 bin Türk lirası aralığındaki rakamlar bu yıl 17 ila 35 bin aralığında değişiyor sayın seyirciler. Ranta SGK borcu kılıfı, çocuklar eylem yaptı. Konut alanına çevrilip meclis kararıyla satışa çıkarılan parkta toplanan çocuklar belediyeye tepki gösterdi. CHP'li Büyükçekmece Belediye Başkanı Akgün, SGK borcunu bahane ederek 10 taşınmazı satışa çıkardı. Celaliye Mahallesi'nin 37 yıllık çocuk parkı da satışa çıkarılan taşınmazlar arasında bulunuyor. Başkan Hasan Akgün'ün SGK'ya borcumuz var, satmaya mecburuz dediği iddia edildi. Mahalle sakinleri Akgün'e karar alındığında belediyelerin SGK borcu tartışmaları henüz başlamamıştı. Madem borcunuz var, niye festivallere milyonlar harcadınız diye tepki gösterdi. Evet sayın seyirciler, Türkiye Gazetesi ile devam ediyoruz. Türkiye Gazetesi zıpkınla 64 kiloluk Akya avladı başlığını kullanıyor. Müjdat Turan tüpsüz olarak Çanakkale'de 18 metre derinliğe daldı. Rekortmen dalgıç zıpkınla 64 kilogram ağırlığında 1,8 metre boyunda Akya balığı avladı. Turan balıkla 2 saatten daha uzun süren mücadelesini su altı kamerasıyla kaydetti. Balık bolluğu imdada yetişti. Av sezon öncesi umut veren balıkçılardan bir de uyarı geldi. Bu yıl balığı ucuza yiyeceğiz. Yeter ki tezgahtaki fiyatlar şişirilmesin. Geçen yıldan ders alınmalı diyor gazete. Denizlerde av yasağı 1 Eylül'de bitiyor. Küçük tekneler 15 Ağustos itibarıyla denize açıldı. Geri dönüşler olumlu. Palamut bol ve büyük olacak. İstavrit, çinekop ve lüferede doyacağız diyen balıkçılar halkın ucuz balık yemesi için fiyat denetimi çağrısı yaptı. Balıkçıyla satıcı arasındaki kar marjı önemli. Geçen yıl bir birime çıkardığımız ürünü 3 birime sattılar. İfadeleriyle detaylar devam ediyor. Hapis yerine sokaktalar, sapıklar, katiller aramızda dedi gazete. Son 5 günde 4.491 firari yakalandı. En az 5 yıldır aranan bu kaçakların 118'inin cinayet işlediği, 128'inin de cinsel suçlara karıştığı ortaya çıktı deniliyor. Devam ediyoruz. Sözcü gazetesi. Gavur İzmir yanıyor mesajı atanlara tepki yağdı. İzmir'in yanmasına sevinen alçaktır dedi gazete. İzmir Karşıyaka'da Yamanlar Dağı'nda başlayan ve 62,5 saatte söndürülen yangında 4400 hektarlık ormanın zarar gördüğü belirtildi. İş yerleri ve evler de yandı sayın seyirciler. Orman yangını üzerinden Atatürk'e ve İzmir'e nefret kusan karanlık zihniyete en güzel yanıtı halk verdi. Siz bu milletin evladı olamazsınız
Devam ediyoruz. Yeni Şafak'tayız. Tüm evleri Karadeniz gazı ısıtacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sakarya gaz sahasındaki üretimi 2028 yılına kadar günlük 60 milyon metreküpe çıkarmayı planladıklarını açıkladı. Bayraktar, bu yıllık 20 milyar metreküp eder. Türkiye'nin 22 milyar metreküpe yakın hane halkı tüketimi var. Yani Türkiye'nin konutta kullandığı gaz buradan karşılanabilir dedi. Hürriyet gazetesindeyiz. Az kalsın karşı yaka yanıyordu. İzmir Yamanlar'da çıkan orman yangını rüzgarın etkisiyle hızla büyüdü ve Karşıyaka ilçesine yöneldi. 17 evi yakan alevler ilçede paniğe yol açtı. Rüzgar yön değiştirince Karşıyaka korkunç bir felaketin eşiğinden döndü. Sabah gazetesine bakıyoruz. Cehennemi yaşadık, devlet kurtardı dedi Sabah. İzmir Yamanlar'da çıkan orman yangınında alevler arasında kalan vatandaşlar dehşeti anlattı. Ölümle burun buruna geldik, devletimiz bizi kucakladı, jandarma bizi bölgeden çıkardı. Allah hepsinden razı olsun. Ve bazı vatandaşların, yurttaşların ifadelerine yer veriliyor. Sabah gazetesinde sayın seyirciler ve Sabah gazetesiyle birlikte Türkiye basınındaki gelişmeleri de sizlerle paylaşmış olduk. Özellikle Türkiye'de devam eden orman yangınlarıyla ilgili olarak güncel gelişmeleri paylaştık ve şimdi gazete manşetlerinde sona doğru yaklaşırken Güney Kıbrıs basınıyla devam edelim. Saatler 7.52'yi gösteriyor sayın seyirciler. İlk saatimizi neredeyse geride bırakmak üzereyiz ve Güney Kıbrıs basınında öncelikle Alifya gazetesiyle gelişmelere başlıyoruz hızlı bir şekilde. Alifya gazetesi bugün manşetten aktardığı haberinde Rum Elektrik Kurumu'nun kabloları ormanlarımızı yakıyor başlığını kullanarak Rum Orman Yangını ekiplerinin Fikardu köyünde dün en kötü manzarayla karşılaştıklarına değiniyor. Rum Orman Dairesi'nden yapılan açıklamada yangının olası sebebinin başlangıç noktasında bulunan kablolar olabileceğinin belirtildiği aktarılıyor. Haberde ayrıca Rum Elektrik Kurumu'nun yaptığı açıklamada dalların arasından geçen kabloların rüzgardan gerildiği ve kısa devre yaptığını bildirdiği aktarılıyor. Sürmanşetten aktarılan bir diğer haberde ise Alifya, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Doğu Akdeniz'de bağımsız bir Türk devleti olarak kalmaya devam edeceğini söylediğine değiniyor. Fileleftheros'la devam ediyoruz. Fileleftheros gazetesi yatırımcılar Larnaka'ya geri dönüyorlar başlığını çektiği manşetinde Rum Bayındırlık Dairesi tarafından Larnaka'daki marinanın derinleştirildiğine ve iki projenin daha ihaleye çıkacağına değiniyor. Rum hükümetinin Larnaka liman ve marinasındaki projelere ilişkin kararlarını iptal etmeden yerli ve yabancı yatırımcıların ilgisinin giderek arttığını ve bu nedenle sorumlu olan Rum Ulaştırma Bakanı'nın onlarla görüşmelerde bulunacağını belirttiği aktarılıyor. Gazete ön sayfadan paylaştığı bir başka haberde ise Rum lider Hristodulidis'in Rum siyasi partileri Kıbrıs sorunu konusunda bilgilendirmek için 13 Eylül'de Ulusal Konseyi toplayacağına değiniyor. Politis sıradaki gazetemiz olacak. Manşetten paylaştığı haberde Politis, küçük yaştakiler barlarda ve kulüplerde rahatsız olmadan içiyorlar başlığını kullanarak Güney Kıbrıs'ta son 2,5 yılda reşit olmayanların eğlence mekanlarına gittiğine dair 134 şikayet geldiğine değiniyor. Haberin detaylarında ebeveynlerin Politis gazetesine gece kulüplerinin ve barların reşit olmayanlara alkol servisi yaptığı ve bunun kanunen yasak olduğu konusunda şikayette bulundukları aktarılıyor. Haberde ayrıca gece kulübü sahiplerinin de polis memurlarının bu reşit olmayanlara dokunmamasından gazeteye şikayette bulundukları paylaşılıyor. Son gazetemiz Haravgi gazetesi olacak.
Haravgi GPS sistemine müdahale Kıbrıs'ı etkilemeye devam ediyor başlığıyla paylaştığı manşetinde Rum Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı'ndan itiraf geldiğine değiniyor. Detaylarda Rum Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Alexis Vefaidis'in yaptığı açıklamada bu durumu değiştiremeyeceklerini ve tüm bölgenin bundan etkilendiğini söylediği ve hava uçuşlarında yaşanan sorunun çözümü için yeni sistemlerin kullanılacağı aktarılıyor. Ayrıca Bakan Vefaidis'in bu durumdan etkilenen çevre devletlerle iletişim içinde olmadığını kabul ettiği de haberde aktarılan detaylar arasında yer alıyor. Sayın seyirciler ve Güney Kıbrıs basınında Haravgi gazetesini aktardık son olarak sizlere ve şimdi çok kısa bir araya gidiyoruz sayın seyirciler. Saatlerimiz 8'i gösterdiğinde hem düne hem de bugüne yansıyan gelişmelerle haber bültenimize devam edeceğiz. Bayrak Radyo Televizyon Kurumu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ilk ve öncü yeşil enerji kullanan kamu kurumu oldu. Gelişen teknolojiye ayak uyduran Bayrak Radyo Televizyon Kurumu, yenilenebilir enerji sistemini hayata geçirerek yıllık bazda kurum enerjisinin %70'ini bu sistemden sağlıyor. Güneş enerjisine yatırım yapmak ülkemizi daha yeşil ve daha temiz bir geleceğe taşıyacaktır. Bu amaç ve sorumlulukla Bayrak Radyo Televizyon Kurumu çalışmalarına 2018 yılında ilk kez güneş panellerinin kurulumunu gerçekleştirip bu alanda öncü olmuştur. Kamuda bir ilk örnek niteliği taşıyan en büyük güneş enerji sistemine sahip Bayrak Radyo Televizyon Kurumu, yenilenebilir enerji kaynaklarından kullanan ilk ve öncü yeşil kamu kurumudur. Mission is to make the just voice of the Turkish Cypriots heard worldwide. Committed to accurate and reliable journalism, Bayrak Corporation's Foreign Language News Department strives to bring to you the latest developments from the Turkish Republic of Northern Cyprus with daily news bulletins in English and Greek. Stay informed with the latest daily news on BRT's first channel. Sağlık Bakanlığı'nın yürüttüğü çalışmalar doğrultusunda 2022 yılına göre 2023 yılında verilen kan miktarını %40,9 oranında artırdık. Ülkemizde birçok hastamız kan ile tedavi oluyor. Her kan bir can demektir. Siz de hastalarımıza can olmak istiyor musunuz? Unutmayın, bağışladığınız kan bir gün sizin de ihtiyacınız olabilir. Kan bağışı bütün toplumun, bütün hastalarımızın her an ihtiyacı olabileceği bir konudur. Gönüllü kan bağışçısı az oldukça stoklar erimekte ve eksilmekte. Kan bağışı çok önemli bir konu ve bütün toplumumuzu buna hassasiyet göstermek üzere uyarmak istiyorum. Sağlık Bakanlığı olarak pandemi döneminde 2022 yılında kanın en çok ihtiyacı bulunan dönemde gönüllü kan bağışçısı birimi kurulmuştur. Bugün ülkemizde talasemiya grubunun en çok fazla kana ihtiyacı olan bir grup olarak bunun yanında diyaliz hastaları, kanser hastalarımız, trafik kazaları ve ameliyatlara da ihtiyaç olduğunu düşünürsek nedenini çok kana ihtiyaç olduğu ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla donör kazanım programına dahil olabilmek için siz de gönüllü olarak kan bağışı yapın. İhtiyacı olanları hep birlikte hayata bağlayalım. Günü gündem yapmaksa eğer, BRT her anımızda. Biz sadece ekranda değiliz. BRT sosyal medya, YouTube, Instagram ve Facebook'ta. Hızla değişen teknoloji ise gündem, biz en yakın takipçiyiz.
Kuzey Kıbrıs yayın platformlarına bir yenisi daha ekleniyor. DVB-T. Bu platformda karasal yayınları dijital HD yayın kalitesinde izlemek mümkün. Kuzey Kıbrıs'ta Türkiye kanallarının yayınları DVB-T yayın paketinde. Seyirciler, saatlerimiz 8, ilk saatimiz geride kaldı. Sabah haberde şimdi hem düne hem de bugüne yansıyan gelişmeler var haber bültenimizde. Rum yönetimi başka ülkelerden Güney Kıbrıs'a giden ve günübirlik Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne geçen turistleri engellemeye çalışıyor. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar konuyla ilgili yaptığı açıklamasında Rum liderliği ekonomimizi çökertmeye yönelik abluka siyasetinin odağına bu kez de turizm sektörümüzü koydu ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar açıklamasında Rum liderini bu ilkel siyasetinden vazgeçmeye ve ileriye doğru yeni işbirliklerinin tesisine yönelik adım atmaya davet etti. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Rum liderliğinin turizm sektörünü hedef alan düşmanca girişimine ilişkin açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar açıklamasında şu ifadelere yer verdi. Rum liderliği, ekonomimizi çökertmeye yönelik abluka siyasetinin odağına bu kez turizm sektörümüzü koymuştur. Buna göre ülkemizde tatil yapmak isteyen Avrupa Birliği vatandaşları da dahil olmak üzere önceden rezervasyon yapmış olan kişilerin geçişini tamamen yasa dışı bir şekilde engellemeye yönelik adımlar atmaktadır. Rum yönetimi bu siyasetini ilgili tur operatörlerine şantaj yaparak yürütmektedir. Bu durum başta Rum lideri ve dolayısıyla Güney Kıbrıs Rum yönetiminin Kıbrıs adasının geleceğine dair gerçek niyetini bir kez daha ortaya koymaktadır. Rum liderliği 61 yıldır devam ettirdiği baskıcı ve Kıbrıs Türk halkının temel insan haklarını ihlal eden izolasyon zulmü siyasetini sürdürmekte ve özellikle geçtiğimiz Ocak ayından bu yana bu siyasetini ileriye götürme pahasına uluslararası hukuku ayaklar altına almaktadır. Geçtiğimiz hafta itibarıyla sektör temsilcileri ve turizm örgütlerimizle yapılan istişareler üzerine Avrupa Birliği de dahil olmak üzere ilgili uluslararası taraflarla temasa geçilmiş ve Rum tarafının bu düşmanlık içeren siyasetine müdahale çağrısı yapılmıştır. Ülkemizdeki taşınmaz mal yatırımlarıyla üniversitelerimizi yok etmeye yönelik sürdürdükleri ve 1963 sonrasını aratmayan abluka siyasetini bu kez de turizm sektörümüzü içine alacak şekilde genişleten Rum liderliğini bu çağ dışı siyasetine son vermeye çağırıyorum. Kıbrıs adasında bugün en fazla ihtiyaç duyduğumuz iki taraf arasında işbirliği ortamının tesis edilmesidir. Rum liderini bu ilkel siyasetinden vazgeçmeye ve ileriye doğru yeni işbirliklerinin tesisine yönelik adım atmaya davet ediyorum. Halkımın hak ve çıkarlarını her platformda korumakla mükellef bir cumhurbaşkanı olarak Avrupa Birliği de dahil olmak üzere ilgili uluslararası çevreler nezdinde konunun yakından takipçisi olacağım. Rum yönetimi başka ülkelerden Güney Kıbrıs'a giden ve günübirlik Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne geçen turistleri engellemeye çalışıyor. Başbakan Yardımcısı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikratoğlu, Güney Kıbrıs'ın bu çabalarının Avrupa Birliği'nin serbest dolaşım ve özgürlüklerin kısıtlanamaması gibi temel ilkeleriyle aykırılık teşkil ettiğini vurguladı. Başbakan Yardımcısı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Kıbrıs Rum yönetiminin TUİ Tur Operatörü ile yapmış olduğu Avrupa'dan Güney Kıbrıs'a gidecek turistlerin Kuzey Kıbrıs'a geçişini engellemeye yönelik anlaşmasını eleştirdi. Ataoğlu, imzalanan anlaşmanın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni gerek ekonomik gerekse de sosyal açıdan olumsuz etkileyeceğini işaret ederek,
Ancak tüm bunların ötesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ziyaret eden turistlerin seyahat özgürlüğü ve serbest dolaşım haklarının kısıtlanması açısından da anlaşmanın izah edilebilir bir tarafı yoktur dedi. Avrupa Birliği'nin bu uygulamaya seyirci kalması ve temel ilkeleriyle çelişen bir konuda sessizliğini korumasının mantıktan uzak durumu destekler nitelikte olacağını belirten Ataoğlu, karara ses çıkarmayan bir Avrupa Birliği'nin adadaki tek yanlı tutumunu bir kez daha sergilemesine vesile yaratacağını vurguladı. Turistleri adanın tamamını görme imkan ve hakkından mahrum bırakacak bu uygulamanın gerek Avrupa Birliği yasaları gerekse turizmin doğası ve insani değerlerle açıklanamayacağını ifade eden Ataoğlu, bu durumun Kıbrıs Türkleri üzerine uygulanan izolasyonları körükleyeceğini, sadece ekonomik anlamda değil, adadaki çözüm arayışlarına da sekte vuracağını söyledi. Ataoğlu, bu tür adımların sadece turistlerin özgürlüğünü kısıtlamakla kalmadığını, aynı zamanda adanın iki halka arasında daha fazla ayrışmaya neden olduğunu ifade ederek, turizm sektörünün önüne böylesi engellerin konulmasının adadaki sorunu derinleştirmekten başka bir amaca hizmet etmeyeceğini ifade etti. Fikri Ataoğlu, Almanya'nın en önde gelen tur operatörü olan TUI tarafından yapılan açıklamaya da değinerek, TUI'nin Güney Kıbrıs Tüm Yönetimi ile varılan anlaşma gereği Kuzey Kıbrıs'a düzenlenen tüm turların 31 Ağustos 2024'e kadar durdurulacağı yönündeki açıklamasının turizmin doğasına aykırı olarak siyasi bir karar niteliği taşıdığını belirtti. Kararın sınırın kuzeyindeki tüm turlar için geçerli olacağını duyuran TÜİ'nin bu kararının rehberleri de olumsuz etkileyeceğini belirten Ataoğlu, turizm siyasete kurban edilemez. Turizmden geçimini kazanan insanları da yok sayabilecek bu uygulamadan bir an önce geri dönülmesi gerekmektedir, dedi. Ve Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman da turizm operatörlerinden TUY üzerinden yapılan girişimle Güney Kıbrıs'ta konaklayan turistlerin kuzeye geçişlerinin engellenmeye çalışıldığını ve bunun görmezden gelinmesini kabul etmeyeceklerini vurguladı. Erhürman, Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nikos Christodoulidis'in Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ekonomisine zarar vermenin yollarını aramaya devam ettiğini söyledi. Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, sosyal medya hesabı üzerinden Kıbrıs konusuna ilişkin açıklama yaparak, Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nikos Christodoulidis'e dilediği enstrümanı hoyratça kullanma olanağı sunmaya devam ediyorlar ifadelerini kullandı. Erhürman paylaşımında şu ifadelere yer verdi. Sayın Christodoulidis, bir yandan ben Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları zemininde müzakereye hazırım derken, diğer yandan elindeki tüm enstrümanları kullanarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ekonomisine zarar vermenin yollarını aramaya devam ediyor. Mülkiyet sorununu ve hukuku enstrüman olarak kullanarak inşaat sektörüne yöneldikten ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki üniversiteler konusunda Avrupa'daki yetkili makamlar nezdinde girişimde bulunduktan sonra şimdi de sıra turizm sektörüne geldi. Avrupa'nın en büyük turizm operatörlerinden TÜİ üzerinden yapılan girişimle Güney Kıbrıs'ta konaklayan turistlerin kuzeye geçişleri engellenmeye çalışılıyor. Bilinsin ki iki taraf arasındaki ilişkileri ve güven ortamını zedeleyen bu girişimlerin görmezden gelinmesini kabul etmeyeceğiz. Sayın seyirciler, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye'nin yeni Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Selim'in onuruna öğle yemeği verdi. Selim, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni daha güzel yarınlara ulaştırmak için çalışmaya devam edeceğiz dedi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye'nin yeni Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Selim'in onuruna öğle yemeği verdi. Yemeğe Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ve Başbakan Ünal Üstel de katıldı. Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yapan Selim, önümüzdeki dönemde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde hayata geçireceğimiz projeler hakkında görüş alışverişinde bulunduk. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni hak ettiği her alanda daha güzel yarınlara ulaştırmak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz ifadelerini kullandı.
Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri Oğuzhan Asipoğlu, Teknecik Elektrik Santrali'nde arızası olan jeneratörlerin tamir edilmeye başlandığını ve bunun yanı sıra 2 adet jeneratörün daha geleceğini belirtti sayın seyirciler. Asipoğlu, kapasite ve yakıt olmasına rağmen 5 jeneratörün aynı anda arızalanmasının ise şüpheli olduğunu kaydetti. Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri Oğuzhan Asipoğlu, ülkede yaşanan elektrik kesintileri ve Teknecik Elektrik Santrali'nin durumu ile ilgili değerlendirmede bulundu. Bir gün elektrik kesintisi olduğunda hani bir arıza oldu dersiniz, çok önemsemezsiniz. Ama bir gün, iki gün, üç gün, dört gün Sayın Başbakan'ın bir yapısı var. Bir sorunu gördüğü anda, tespit ettiği anda bakanı, milletvekili, müdürü değil artık direkt kendisi olaya müdahale eder. Evet. Birçok krizde de 3 yıldır kendisiyle çalışıyorum. Bunu gözlemledim. Son derece kararlıdır ve o doğru bildiği kararı ülkesi için, vatandaşı için ne pahasına olursa olsun adım atmaktan çekinmez, imtina etmez. Kapasite ve yakıt olmasına rağmen 5 jeneratörün aynı anda arızalanmasının şüpheli olduğunu ifade eden Hasipoğlu, sorunun tespit edilip arızanın giderilmesi gerektiğini ifade etti. Sorun nedir? Yedek parça. Anında yedek parçalar geldi. Sorun nedir? Yakıt. Yakıt zaten var. Bu yedek parçaları madem arıza var, hemen gidermemiz lazım. Eğer oradaki personelle çözemiyorsak, AKSA kuruluşundan bir takviye alındı. Onların da ekipleri geldi. Şimdi siz niye sokmazsınız AKSA personelini içeriye? Sonuçta amaç bir değil mi? Amaç bu jeneratörlerin tamiri değil mi? Onlara destek vermek için geliyor. Ha senin teknisyenlerin yaptı, ha dışarıdan gelen teknisyenler yaptı. Önemli olan bizim için amaçtır. Yani bu 5 jeneratör, geçtim bir tarafa, hiç girmiyorum ben, sabotajdır, şudur budur, o konulara girmiyorum ama ben sonuca bakarım. Bir santralde aynı anda 5 jeneratör arızalanmışsa bu işin içinde bir iş vardır dedi ve Sayın Başbakan gitti ve olaya müdahale etti. Bazı olaylar yaşandı ama bizim için dediğim gibi önemli olan ülkenin elektriğinin kesilmemesidir. Önemli olanın jeneratörün tamir edilmesi olduğunu ve tamirin başladığını belirten Asipoğlu, 2 adet ekstra jeneratörün daha geleceğini ve mevcut jeneratörlerin bir bir tamir edildiğini kaydetti. Devam ediyoruz gelişmelerle. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, MÜSİAD Hollanda Şubesi yetkililerini kabul ederek görüştü. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, kabulde yaptığı konuşmada, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşundan itibaren birçok alanda açılımlar olduğunu belirterek, eğitim, turizm ve tarım alanlarında gelişmeler yaşandığını söyledi. Ben çok teşekkür ederim Sayın Cumhurbaşkanım. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, MÜSİAD Hollanda Şube Başkanı Ali Köklü ve beraberindeki yönetim kurulu üyelerini kabul etti. Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti üzerinde Kıbrıs Türk halkına uygulanan izolasyonlara değinerek Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu kısıtlamaları çağ dışı olarak nitelendirdiğini ve kaldırılması konusunda hemfikir olduğunu ifade etti. Bu insan hakları ihlali Kıbrıs Türk halkı üzerinde inatla ısrarla sürdürmektedir. Dolayısıyla biz de bunları aşarken elbette sizler gibi değerli kurum ve kuruluşlarla münasebetlerimizi geliştirip ona göre dünyaya açılma noktasındaki irademizin karşılık bulması ve sizlerle yapacağımız ve paylaşacağımız bir takım projeleri inşallah önümüzdeki süreçte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin siyasi anlamda da güçlenmesine vesile olacaktır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşundan itibaren birçok alanda açılımlar olduğunu belirten Tatar, eğitim, turizm ve tarım alanlarında gelişmeler yaşandığını söyledi. Deniz yetki alanları, karasuları, kıta sahanlığıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin milli bir devlet olduğunu belirten Tatar, hem mavi vatanda hem hava sahasında hakları koruyup güçlenmenin herkesin temennisi olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Tatar, bunun başarılmasıyla ülkede refahın artacağını belirterek Kıbrıs Türk halkının varlığını tüm engellemelere rağmen sürdüreceğini sözlerine ekledi. İnternet çağında şu anda gerçekten iletişim boyutuyla her türlü
Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'na atanan Tuğgeneral İlker Görgülü devlet ve hükümet yetkililerine ziyaretlerde bulunuyor. Tuğgeneral Görgülü bu çerçevede Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre'yi ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, göreve yeni atanan Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral İlker Görgülü'yü kabul etti. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'nın 1976 yılından sonra düzenli bir ordu haline geldiğini, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin büyük desteğiyle Kıbrıs Türk halkının hem güvenliği hem de barış ve huzurun korunmasında büyük role sahip olduğunu söyledi. Bir ada olduğu için her yerden bir takım tehditlerle karşı karşıya kalabilir bugün. Nereden biliyorsun? Düzensiz göçten tutumumuzda. Evet. Farklı boyutlarıyla her türlü gerek havadan, gerek denizden, gerek karadan, gerek diğer sınır bölgelerinden bir takım gelişmeler her an olabilir. Güvenlik Kuvvetleri Komutanımız bütün bunlara yönelik aldığı tedbirlerle ve teknolojinin de imkanlarıyla Kuzey Kıbrıs hükümetini korumaktadır. Cumhurbaşkanı Tatar, Tuğgeneral İlker Görgülü'ye yeni görevinde başarılar diledi. Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre'de Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral İlker Görgülü'yü kabul etti. Meclis Başkanı Zorlu Töre, kabulde Türk Mukavemet Teşkilatı'nın devamı olan Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'nın göz bebekleri olduğunu söyledi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde görev yapmanın herkese nasip olmadığını belirten Töre, Tuğgeneral İlker Görgülü'nün şu an itibariyle Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'nın en yüksek rütbeli komutanı olduğunu söyledi. Türkiye'den gelen komutanlara verdikleri önemi de anlatan Töre, Tuğgeneral Görgülü'nün görevini en iyi şekilde yaptığından şüphesi olmadığını dile getirdi. Bu topraklarda çok şehitlerimiz oldu, çok gazilerimiz oldu. Bu şehitler üzerine kurduğumuz bu devletimizi, cumhuriyetimizi sahiplenmek hepimizin görevidir. Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral İlker Görgülü de görüşmelerinde Kahraman Türk Mukavemet Teşkilatı'nın devamı olan Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'na atanmasından dolayı gurur duyduğunu söyledi. Burada Kahraman Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Güvenlik Kuvvetlerimizin başarılarını, gücünü daha da ileriye taşımak için 7 gün 24 saat tüm benliğimle çalışacağından emin olabilirsiniz. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılı kitabı hazırladı sayın seyirciler. Türkçe ve İngilizce hazırlanan kitapta Kıbrıs'ta Türklerin haklarının tanınması ve korunması için adil ve eşitlikçi çözüm yolları değerlendiriliyor. Kitabın takdim yazısını ise Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yazdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yazısında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin varlığı ve Kıbrıs Türklerinin hak ve çıkarları göz ardı edilerek bir çözüme ulaşılması mümkün değildir vurgusu yaptı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü dolayısıyla Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılı adlı kitap hazırlandı. Takdim yazısını Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kaleme aldığı kitap, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin kuruluşuna kadar tarihsel arka plan, adada Rum zulmü, Türk basınında Kıbrıs Barış Harekatı, 1974 Barış Harekatı'ndan günümüze müzakereler, İki devletli çözüm modeli başlıklı 5 bölümden oluşuyor. Türkçe ve İngilizce hazırlanan kitapta Kıbrıs'a Türklerin haklarının tanınması ve korunması için adil ve eşitlikli çözüm yolları değerlendiriliyor. Kıbrıs Türk toplumunun maruz kaldığı derin acıların unutulmamasını amaçlayan kitapta Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Kıbrıs meselesine yönelik yeni vizyon ve çözüm önerilerine yer veriliyor. Kıbrıs meselesinin ortaya çıkışı Yunanistan'ın Enosis planı, Zürih ve Londra antlaşmaları ve Kıbrıs Cumhuriyeti'nin kuruluşunun anlatıldığı kitapta ayrıca adada Rum zulmü, Rum toplumunun Kıbrıs'ın Yunanistan'a bağlanması yönündeki istemi, Akritas planı, 1963 Kanlı Noel olayları, 1964 Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı, Kıbrıs Türklerine yönelik süregelen saldırılar ve 1974 Kıbrıs Barış Harekatı da ele alınıyor. Birleşmiş Milletler müzakere süreci, zirve anlaşmaları, çalışma notları, Butros Gali'nin fikirler dizisi, 1975'te kurulan Kıbrıs Türk Federe Devleti, 1983'te ilan edilen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, 1997 müzakere süreci,
Annan planı, Kıbrıs Rum tarafının Avrupa Birliği üyeliği ve 2004-2024 müzakere sürecinin derlendiği kitapta iki devletli çözüm modeli de tartışılıyor. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, kitabın takdim yazısında 1963 Kanlı Noeli'nden 1974 Barış Harekatı'na kadar yaklaşık 11 yıllık sürenin Kıbrıs Türkleri için baskı ve eziyette geçen çok zor bir dönem olduğunu ifade etti. Ada için Enosis hayali kuranların barış ve huzuru yok ederek Kıbrıs Türklerine zulmettiklerini anımsatan Erdoğan, kendi imzaladıkları uluslararası antlaşmalara bile uymayan Enosis hayalperestlerinin her türlü zulmüne rağmen Kıbrıs Türk'ünün direniş azmi gösterdiğini ve Türkiye'nin garanti antlaşmasından doğan hak ve yükümlülükleri çerçevesinde Kıbrıs Türklerinin yanında yer aldığını belirtti. Erdoğan şunları kaydetti. Türk ordusu 50 yıl önce mücahit kardeşlerimizle beraber başlattığı harekatta adaya barış, istikrar, demokrasi ve huzur getirmiştir. 20 Temmuz 1974 Kıbrıs Türk'ünün yalnız olmadığını tüm dünyaya göstermiştir. Bu tarih aynı zamanda Kıbrıs Türk halkının eşit siyasi statüsünün ve egemenlik haklarının da sembolüdür. Tamamen yok edilmek istenen Kıbrıs Türkleri günümüzde kendi bayrakları ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti çatısı altında huzur ve güven içinde yaşamaktadır. Kıbrıs meselesinin çözümü için Kıbrıs Türk tarafının yarım asrı aşkın süre boyunca her türlü çabayı gösterdiğine fakat müzakerelerden sonuç alınamadığına dikkati çeken Erdoğan şöyle devam etti. Türkiye Cumhuriyeti ve Kıbrıs Türkleri zulmü bildikleri halde hiçbir zaman intikam amacında olmamış, uzlaşıdan ve müzakereden kaçmamışlardır. Kıbrıs Adası'nda huzurun temini ve korunması için her türlü uluslararası platformda açık görüşlülükle taraflarla bir araya gelmiş, müzakerelerde barış yanlısı tutumlarını sürdürmüşlerdir. Gayemiz 1974'te getirilen barışın kalıcılığını temin etmek ve barış içerisinde yaşamanın yollarını aramak olmuştur. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin varlığı ve Kıbrıs Türklerinin hak ve çıkarları göz ardı edilerek bir çözüme ulaşılması mümkün değildir. Fakat maalesef adanın güneyinde kendini Kıbrıs'ın tek sahibi ve hakimi olarak gören zihniyet varlığını halen sürdürmektedir. Anavatan Türkiye, Kıbrıs Türklerinin varlığının, refahının ve güvenliğinin daima garantörü olacaktır. Kıbrıs Türklerine yönelik gayri insani ve hukuk dışı ambargonun kaldırılması, adada Kıbrıs Türkleri için eşit uluslararası statünün ve eşit egemenliğin teyit edilmesi için gayretimizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılında yayımlanan bu kitap aracılığıyla Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kürsüsünden tüm dünyaya yaptığım tarihi çağrıyı tekrarlamak istiyorum. Gelin adadaki gerçeklere daha fazla sırtınızı dönmeyin. Ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni bir an evvel tanıyın. Uluslararası toplumu bunu kabullenerek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını tanımaya, bu ülkeye diplomatik, siyasi ve ekonomik bağlar kurmaya davet ediyoruz. Kıbrıs meselesinin adadaki gerçeklere temelinde adil ve kalıcı bir çözüme kavuşturulması oldukça mühimdir. Erdoğan, böylesine anlamlı bir yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan kitaba emeği geçenleri tebrik ederek, Kıbrıs Barış Harekatı'nda şehit olan Mehmetçikleri ve mücahitleri rahmete, gazileri de şükranla andığını kaydetti. Devam ediyoruz. Girne'de narkotik ve kaçakçılığı önleme müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan Game Over adlı operasyonda uyuşturucu ve nakit para ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi tutuklandı. Polis basın subaylığından yapılan açıklamaya göre Girne'de narkotik ve kaçakçılığı önleme müdürlüğü ekipleri tarafından Game Over adı verilen bir operasyon yapıldı. Operasyonda 25 yaşındaki bir kişinin tasarrufunda yaklaşık 800 gram ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, MDMA türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan 43 hap, 2 adet hassas terazi ve uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan 7600 Türk lirası, 230 sterlin, 300 dolar ve 20 euro nakit para bulunarak emare olarak alındı. Söz konusu kişi tutuklanırken polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor. Evet.
Sayın seyirciler, Lefke'de bulunan devlete ait 11 dönümlük arazi Lefke Avrupa Üniversitesi'nin kullanımına verildi. Bu çerçevede Maliye Bakanlığı ile Lefke Avrupa Üniversitesi arasında protokol imzalandı. Maliye Bakanı Özdemir Berova konuşmasında üniversitenin süreç içerisinde gösterdiği gelişmelere vurgu yaptı. Lefke'de Lefke Avrupa Üniversitesi yerleşkesi yanında bulunan Maliye Bakanlığı'na bağlı Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi Müdürlüğü'ne ait 11 dönümlük devlet arazisi Lefke Avrupa Üniversitesi kullanımına verildi. Bu çerçevede Maliye Bakanlığı ile Lefke Avrupa Üniversitesi arasında protokol imzalandı. Protokole Maliye Bakanı Özdemir Berova ile Lefke Avrupa Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Ali Yükselen imza koydu. Maliye Bakanı Berova, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin en güzide üniversitelerinden biri olan Lefke Avrupa Üniversitesi'nin bir devlet üniversitesi olarak yıllar içerisinde özellikle son yıllarda çok hızlı bir gelişme gösterdiğini belirtti. Berova ayrıca Lefke Avrupa Üniversitesi sayesinde hem Lefke'nin çehresinin değiştiğini hem de yetiştirdiği nitelikli öğrencilerle tüm dünyaya açıldığını söyledi. Lefke Avrupa Üniversitesi'nin gelişimi ve genişleyebilmesi adına devlete ait 11 dönümlük araziyi üniversitenin kullanımına vermiş bulunmaktayız. Böylesi güzide bir devlet üniversitesini desteklemek adına yaptığımız bu protokolle büyük bir mutluluk duyuyoruz. İnşallah önümüzdeki yıllar içerisinde de Lefke Avrupa Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yüksek Öğrenim ve Ekonomisine katkılarını sürdürür dedi. Lefke Avrupa Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Ali Yükselen de konuşmasında Lefke Avrupa Üniversitesi'nin öneminden söz etti. Yükselen, Maliye Bakanı Berova'nın göreve geldiği günden bu yana Lefke Avrupa Üniversitesi'ne gerek maddi katkı gerekse manevi desteğinin sürdüğünü ve imzalanan protokolle üniversitenin gelişimine katkı sağladığını söyledi. Türkiye'den bir haberle devam ediyoruz sayın seyirciler. Türkiye yangınlarla mücadelesine devam ediyor. Balıkesir, Aydın, Manisa, Muğla ve Uşak'taki yangınlar kontrol altına alındı. Çankırı ve İzmir'de çıkan orman yangınlarına müdahale ise devam ediyor. Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelesi devam ediyor. Günlerdir süren yangınlarda son olarak Balıkesir, Aydın, Manisa, Muğla ve Uşak'taki yangın kontrol altına alındı. Bölgelerdeki soğutma çalışmaları devam ediyor. Çankırı ve İzmir'de de çıkan orman yangınlarına müdahale ise devam ediyor. Çankırı'daki yangının çıkış sebebi henüz bilinmezken rüzgarın etkisiyle ilerleyen yangına havadan helikopterle müdahale edilmeye başlandı. Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, yangının 3 cephede kontrol altına alındığını ancak bir cephede çalışmaların ciddi şekilde devam ettiğini açıkladı. Öte yandan tedbir amaçlı yukarı meydan, aşağı meydan, aşağı dere ve yukarı dere köylerindeki evler tahliye edildi. İzmir Menderes'teki yangın da devam ediyor. Türkiye Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı bölgedeki yangını tamamen kontrol altına almak için ekiplerin müdahalelerinin sürdüğünü söyledi. İzmir Valisi Süleyman Elbansa, Menderes'te devam eden yangının enerjisinin iyice düştüğünü vurguladı ve her an söndürüldü haberi gelebileceğini kaydetti. Çıkan yangınların büyük ölçüde insan kaynaklı olduğunu ifade eden Elban, yangınlarla ilgili 7 kişinin gözaltına alındığını kaydetti. Elban, Menderes Tahtalı bölgesiyle Urla'da çıkan yangınların ise elektrik tellerinin kopmasından kaynaklandığını kaydetti. Yangınlardan etkilenen 4700 kişi ise güvenli bölgelere tahliye edildi. Ve bir diğer dış haberimiz Orta Doğu'dan geliyor sayın seyirciler. İsrail'in Gazze'ye yönelik katliamı 319 gündür devam ederken Gazze şeridinde ateşkese yönelik diplomatik çabalarsa sürüyor. Amerikan Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Gazze'de ateşkes ve esir takasına ilişkin yeni anlaşma teklifini kabul ettiğini açıkladı. Ancak anlaşma metnine ilişkin detayları paylaşmadı. Blinken açıklamasında İsrail'in güvenliğini teminat altına almanın kendileri için öncelik olduğunu da yineledi.
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında insanlık felaketi her geçen gün derinleşiyor. 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarda çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere 40.139 Filistinli öldü, 92.743 kişi yaralandı. Gazze'deki ateşkese yönelik Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken'dan ise açıklama geldi. Gazze'de bir ateşkes ve karşılıklı esir takası müzakerelerini görüşmek üzere İsrail'e giden Blinken, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'ya geçen hafta Katar'ın başkenti Doha'da Gazze'de ateşkes ve esir takasına ilişkin aradaki boşlukları kapatacak yeni anlaşma teklifi sunduklarını ve Netanyahu'nun bunu kabul ettiğini belirtti. Blinken, ateşkes taslağındaki şartları açıklamaktansa kaçındı. Düzenlediği basın toplantısında konuşan Blinken, İsrail'in güvenliğine bağlılığımızı yineliyoruz dedi. Bölgede olası bir saldırıyı önlemek için yoğun diplomatik çaba içinde olduklarını ifade eden Blinken, tüm taraflardan tek taraflı adımlardan kaçınmasını istediklerini vurguladı. Blinken, hükümetlerimiz arasındaki işbirliğiyle Gazze'de bir ateşkes ve buradaki İsraillilerin getirilmesi için bir anlaşma sağlamaya çalıştık. Amacımız Gazze'deki esirlerin getirilmesi, İsrail'in güvenliğini sağlamak ve Gazze'deki Filistinlilerin can sağlığını güvenceye almak ve çektiği sorunları sona erdirmek şeklinde konuştu. Yeniden iç gelişmelerle devam ediyoruz. Emekli Yüksek Mahkeme Yargıcı Talat Derviş Refiker dün son yolculuğuna uğurlandı. Refiker'in naaşı Lefkoşa Mahkemeler Binası önünde düzenlenen törenin ardından toprağa verildi. Yüksek Mahkeme Yargıcı Talat Derviş Refiker için Lefkoşa'da mahkemeler önünde tören düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın yanı sıra Meclis Başkanı Zorlu Töre, Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ, Yüksek Yönetim Denetçisi İlkan Varol, Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri Oğuzhan Hasiboğlu, hukukçular, mahkeme personeliyle Refiker'in ailesi ve sevenleri katıldı. Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ, mahkemeler binası önünde yaptığı konuşmada Refiker'in yaşamını yitirmesinin hukuk camiasında büyük üzüntü yarattığını belirterek Refiker'in titiz, saygın ve beyefendi kişiliğine vurgu yaptı. Hukuk alanındaki tecrübelerini iki kitapta toplayan Refiker'in emekliye ayrıldıktan sonra kitapları güncelleyerek camiaya rehberlik etmeye devam ettiğini anlatan Özerdağ, Refiker'in ailesi ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diledi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin onurlu, görevini layıkıyla yerine getiren ve herkes tarafından sevilen bir yargıcını yitirdiğini söyleyerek Refiker'in ülkenin bağımsız yargısına ve itibarına bağlılığının altını çizdi. Talat Derviş Refiker gibi hukukçuların, yargıçların kolay kolay yetişmediğini, onların mutlaka görevlerini icra ederken bir takım sıkıntılar yaşadıklarını ama netice itibariyle kendi vicdanları, hukuk bilgisi ve verdikleri doğru kararlarla hep ülkemize ve halkımızın buradaki oğlu yaşamına hizmet etmişlerdir. İşte Talat Derviş Refiker de bu anılarla aramızdan ayrılırken verdiği kararlar, yayınladığı kitaplarla iz bırakmıştır. Kıbrıs Türk halkına önemli hizmetleri geçmiştir. Mahkemeler önündeki törenin ardından Refiker'in naaşı Lefkoşa Mezarlığı'na defnedildi. Evet, Mesarya Belediyesi Dört Yol Polis Karakolu'na araç bağışında bulundu. Düzenlenen törende halkın huzur ve güvenliği için işbirliğinin önemine işaret edildi. Mesarya Belediyesi Dört Yol Polis Karakolu'na araç bağışında bulundu. Mesarya Belediyesi'nden verilen bilgiye göre Dört Yol Polis Karakolu'nda gerçekleşen törene Mesarya Belediye Başkanı Ahmet Latif, Gazi Mausa Polis Müdürü Nihat Can, Gazi Mausa Müdür Yardımcısı Hüseyin Kafa ve Dört Yol Karakol Amiri Ertan Demir katıldı. Mesarya Belediye Başkanı Ahmet Latif, Dört Yol Polis Karakolu'nun geniş bir sorumluluk alanı olduğunu belirterek, karakolun bölge halkına daha hızlı ve daha iyi hizmet verebilmesi adına yapılan bu ve buna benzer katkıların devam edeceğini söyledi. Latif, halkın huzur ve güvenliği için her zaman bölge polisiyle işbirliği içerisinde çalışmaya hazır olduklarını belirtti. Gazi Mausa Polis Müdürü Nihat Cansa, Mesarya Belediye Başkanı Ahmet Latif'e suçla mücadele konusunda polis teşkilatına yapmış olduğu bu anlamlı destekten dolayı teşekkür etti ve Mesarya Belediyesi ile işbirliklerinin devam edeceğini söyledi.
SOS Çocuk Köyü Derneği aile bakımını kaybeden veya kaybetme riski olan çocuklar için yeni eğitim yılı öncesi hazırlıkları için kampanya başlatıp destek çağrısı yaptı. SOS Çocuk Köyü Derneği bakım ve destek verilen çocukların okul ihtiyaçlarının karşılanması için kampanya başlattı. Yeniden okul, eğitim her çocuğun hakkı sloganıyla yürütülen kampanya sayesinde çocukların eğitime eşit fırsatlarla başlayabilmesine destek olunacak. Yapılacak bağışlar sayesinde çocukların okula hazırlanırken kullanacağı malzemeler okul hediyesi olarak bakım ve destek gören çocuklara hediye edilecek. Yeni akademik yıl öncesinde SOS Çocuk Köyü Derneği'nden bakım ve destek alan 146 çocuk ve gencin eğitim ihtiyaçları hazırlıklarını desteklemek için bağış seçenekleri şöyle. SMS bağışı için SOS yazıp 4120'ye mesaj göndererek tek seferde 300 Türk Lirası bağışta bulunulabilecek. Online bağış için sosçocukköyü.org bağış-yap adresinden online bağış yapılabilecek. Elden bağış yapmak isteyen kişilerse SOS Çocuk Köyü Derneği'nin Lefkoşa Çocuk Köyü ve Girne Gençlik Evi yerleşkelerini ziyaret ederek bağış yapabilecekler. Evet sayın seyirciler, SOS Çocuk Köyü Derneği ile ilgili bu kampanya haberimizin ardından haber bültenimizin sonuna geliyoruz ve böylelikle Bayrak Radyosu ile yürütmüş olduğumuz ortak yayınımız burada sona eriyor. Şimdi Sabah Haber'de haber bültenimizin hemen akabinde gazete manşetlerine yeniden göz atıyoruz. Evet sayın seyirciler, Sabah Haber'de haber bültenimizle karşınızdaydık ve şimdi BRT ekranlarında bizleri yeni izlemeye başlayan izleyenlerimiz için de bir kez daha ülkemiz basınında gazete manşetlerine kısa bir bakış atacağız. Kıbrıs gazetesi sabah ilk bıraktığımız saatte karşımıza çıkan ilk gazeteydi ülkemiz basınında. Şimdi yeniden Kıbrıs gazetesinin manşetine bakıyoruz ve turizmdeki seyahat engelleme, kısıtlama girişimlerine yönelik manşet haberi görüyoruz. Güney Kıbrıs Rum yönetiminin Avrupalı turistlerin 31 Ağustos tarihine kadar güneyden kuzeye günübirlik geçişlerini engelleme çabası Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde tepkiyle karşılandı diyor gazete. Avrupa Birliği ilkelerine aykırı başlığıyla bu haberi görüyoruz. Rum liderliği ekonomimizi çökertmeye yönelik abluka siyasetinin odağına bu kez turizm sektörümüzü koymuştur diyen Cumhurbaşkanı Ersin Tatar konuyla ilgili açıklamasında gelişimin Güney Kıbrıs Rum yönetiminin Kıbrıs adasının geleceğine dair gerçek niyetini bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti. Tatar Rum yönetimine bu çağ dışı siyasetinize son verin çağrısında da bulundu. Başbakan Yardımcısı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikratoğlu, Rum yönetiminin tur operatörü TUY ile anlaşarak Avrupalı turistlerin 31 Ağustos'a kadar güneyden kuzeye günübirlik geçişlerini engelleme girişiminin Avrupa Birliği'nin serbest dolaşım ilkesine aykırı olduğunu vurguladı ve turistlerin seyahat özgürlüğünün serbest dolaşım haklarının kısıtlanmasının da izahının olmadığının altını çizdi. Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, Rum Yönetimi Başkanı Hristodulidis'in bir yandan görüşmeye hazırım derken, diğer yandan elindeki tüm enstrümanları kullanarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ekonomisine zarar vermenin yollarını aradığını ifade etti. Erhürman, Rum yönetiminin inşaat sektörü ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki üniversitelere yöneldikten sonra şimdi de sıranın turizm sektörüne geldiğine dikkate çekti sayın seyirciler. Yine Otelciler Birliği Başkanı Dima Çağner ve Restorancılar Birliği Yönetim Kurulu üyesi Cemal Gülercan'ın da açıklamaları var. Hem ön sayfada hem iç sayfada Kıbrıs gazetesinde bu turizm sektörüne yönelik seyahat engelleme girişimleriyle alakalı haberi takip edebilirsiniz. Kapsamlı şekilde yeni düzenle devam ediyoruz. Yeni düzenin bugünkü ön sayfasında yer alan tek haberin konusu, tek manşet haberinin konusu elektrik oluyor. Toplumsal muhalefet Teknecik Elektrik Santrali önünde haykırdı. Kıptek'in sonu Kıbrıs Türk Hava Yolları gibi olmayacak.
Uzun süreli elektrik kesintileri, bacalardan çıkan kara duman, kötü yakıt, toplumun uzun süredir bildiği bu gerçeklere bizzat tanık olmalarını isteyen Elsen, toplumu Teknecik Elektrik Santrali'nin önüne davet etti. Çağrıya yanıt veren yurttaşlar, sivil toplum örgütleri, dernekler, birlikler ve siyasal partiler Teknecik önünde toplandı. Özel bir Kıptek talep etti. Kurumun sonu Kuzey Kıbrıs Türk Hava Yolları gibi olmayacak dedi. Elsen Başkanı Ahmet Tuğcu, Kıptek'in sonu Kıbrıs Türk Hava Yolları gibi olmayacak derken, Türksen Genel Başkanı Arslan Bıçaklı, kurumu Aksa'ya teslim ettiler, geldiğimiz sonuç ortada dedi. Mimar ve Mühendis Odaları Birliği Başkanı Seran Aysal, tüm kurumlarımızın yaşaması için mücadelenin merkezinde olmaya devam edeceğiz derken, Kıptek yönetimi 2019'dan bu yana defalarca değişti. Hiçbir şey değişmedi diyen Erhürman da, şahıslar değil zihniyet gitmeli ifadesini kullandı sayın seyirciler. Kıptek'te Teknecik Elektrik Santrali önünde gerçekleşen bu kamuoyu açıklamasında ayrıca Elsen yetkilileri tarafından kullanılan iki farklı yakıt da halkın değerlendirmesine sunuldu. Mevcut yakıt ve sıradan yakıt şeklinde iki farklı yakıt gösterildi burada kamuoyuna. Mevcut yakıtın katı halde durduğu ve akmadığı ama sıradan yakıtın sıvı şekilde aktığı görülüyor dedi. Elsen yetkilileri yine Yeni Düzen gazetesi de özel haber kapsamında yayınladığı bu manşetinde bu detaya dikkat çekiyor. Diyalogla devam edelim. Yine turizm sektöründeki serbest dolaşım, güneyden kuzeye geçişlerdeki geçiş kısıtlaması girişimi ele alındı. Rum yönetimi kuzeydeki emlakçılardan sonra turizmcilerin peşine düştü, ekonomik darbe diyor. Diyalog tur operatörlerine uyarı mesajı gitti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti makamlarının müdahalesi isteniyor. Halkın Sesi gazetesinde ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman'ın açıklamalarının yansıdığı manşeti görüyoruz. Doğru zeminde değiliz dedi Erhürman. Kıbrıs konusunda yanlış politikalar sergilendiğini ifade ettiği konuşmasında bu düzen böyle gitmez, doğru zeminde değiliz, diyalog kurmuyoruz, diplomasi yürütmüyoruz, hepsini kaybettik dedi. Rum yönetiminin kuzeydeki Rum malları üzerine inşaat yapanları tutuklamasına değinen Erhürman, turizmde de ayağımızı çekmeye başlayacaklar, yüksek öğretimde de girişim var, üzerimize gelecekler çünkü biz yanlış bir politika stratejisi uyguluyoruz dedi. Cumhuriyetçi Türk Partisi olarak 3 yıldır yabancılara mülk satışı konusunun düzenlenmesi gerektiğine dikkati çektiklerini belirten Erhürman, fiyatların ciddi şekilde yükseldiğini ve Kıbrıs'ta Türklerin ev alamaz duruma geldiğini ifade ederek altyapı yeterli mi, gençler ev alabiliyor mu sorularını sordu. Bu sorunlar umurlarında değil dedi. Özgür Gazete'ye geçiş yapıyoruz. Özgür Gazete'nin konusu da bugün Teknecik Elektrik Santrali'nde dün gerçekleşen kamuoyu toplantısıydı. Burada Elsen yetkililerinin yakıtlar arasındaki farkı göstermesi ve bu konuda yapılan açıklamalardı. Arızalar, elektrik kesintileriyle ilgili. Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası Elsen yaptıkları çağrı sonrası dün Teknecik Elektrik Santrali'nde toplanan basına ve örgütlere halkı zehirleyen sözde yakıtı gösterdi diyor Özgür Gazete. Güneş Gazetesi ile devam ediyoruz. Ulusal Birlik Partisi istikrar dedi. Başbakan ve Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Üstel, binlerce insan Ulusal Birlik Partisi'nin seçimli ilçe kongrelerinde sandık başına giderek iradelerini ortaya koyduğunu vurguladı. Ulusal Birlik Partisi'ni en büyük parti yapan üyelere teşekkür. Aynı zamanda Hasipoğlu, partimiz önemli bir sınav verdi. Yine ilçe kongreleriyle alakalı bir açıklama. Parti Genel Sekreteri Hasipoğlu, ilçe seçimlerindeki sürecin demokratik bir ortamda geçtiğine vurgu yaparak, ülke demokrasisi adına partimiz önemli bir sınavı başarıyla verdi dedi. Devam ediyoruz vatanla, elektrik konusuna yeniden döndük. Kıptek halkın malıdır. Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası Elsen,
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Teknicük Elektrik Santrali önünde basın açıklaması gerçekleştirdi. Elsen, halkın malı olan Kıptek'e sonuna kadar sahip çıkmaya devam edeceğini belirterek Kıptek'teki kesin çözümün iyi yönetim ve özerk bir yapı olduğunu kaydetti. Teknicük Elektrik Santrali girişinde yer alan basın açıklaması sırasında Aksa'ya hayır, Kıptek'in sağlamasına izin vermeyeceğiz ve hükümet istifa gibi pankartlar açıldığına değiniyor. Ayrıca gazete ve ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Başkanı Zeki Çeler, Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Çatalköy Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok, bazı milletvekilleri, sendikalar, sivil toplum örgütleri temsilcilerinin de açıklama sırasında santral önünde hazır bulunduğuna değiniliyor. Yeni Bakış gazetesiyle devam. Anayasa Mahkemesi'nde taşınmaz mal edinme ve uzun süreli kiralama yabancılar yasasıyla ilgili İnşaat ve Gayrimenkul Dayanışma Platformu işbirliğinde dava açıldığına değiniliyor. Taşınmaz mal edinme yasası mahkemelik oldu. Kıbrıs Türk İş İnsanları Derneği ve Gayrimenkul Dayanışma Platformu Anayasa Mahkemesi'ne taşınmaz mal edinme ve uzun süreli kiralama yabancılar yasasıyla ilgili dava açtı sayın seyirciler. Keyfiyete açık bir şekilde yürürlüğe giren yasanın tüm kesimlerin görüşleri alınarak yeniden düzenlenmesi talep ediliyor. Avrupa Gazetesi. Ülkemiz basınından bugün ekranlara getireceğimiz son gazete olacak ve Türkiye Cumhuriyeti'nin yeni Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Selim'in Cumhurbaşkanlığındaki görüşmesi ve siyasi yetkililerle Cumhurbaşkanı, Meclis Başkanı gibi isimlerle bir araya gelmesi yönünde bir manşet habere yer veriyor bugün Avrupa Gazetesi. Dilerseniz hem ön sayfada hem iç sayfalarda bulabileceğiniz bir gelişme olacak. Ve Avrupa Gazetesi ile birlikte sayın seyirciler, ülkemiz basınında gazete manşetlerine yeniden kısa bir göz atmış olduk. BRT ekranlarında bizleri yeni takip etmeye başlayan izleyenlerimiz için ve bugünlük de yaklaşık 2 saatlik birlikteliğimizin ardından Sabah Haber'de BRT ekranlarında yayınımız sona eriyor sayın seyirciler. Yayınımızın hemen ardından Fehmi Oktay'la hava durumundaki güncel gelişmeleri ve spor turunu takip edebileceksiniz. Saatler 9'u gösterdiğinde de Manşet Artı programında günün konuğuyla gündemi değerlendirmeye devam edeceğiz. Bizleri izlemeye devam edin. Mutlu, aydınlık bir gün diliyoruz. Yeniden görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.